LGS'ye son 38 gün. Bugün sokağa çıkma yasağımız kaldırılmıştı. Birazcık dışarı çıktık, dinlendik ama sonrasında hemen hayallerimize geri döndük. Sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz ve kork bizden LGS çok hızlı bir şekilde geliyoruz. Günün sözüne baktığımızda başarı amaca bağlılık ister demiş Vince Lombardi. Bizim amacımız belli. Güzel bir liseye girmek. O yüzden de amacımıza bağlı bir şekilde denemelerimizi çözmeye, netlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Nida Gündem 571 beğeni almış ve o kadar uzunlu ki yorumu yine kısalttık ama birçok sorusuna da cevap vermeye çalışacağız. Şimdi büyük ihtimalle LGS'ye girmeden önce ateşimizi ölçecekler. Fakat heyecandan ateşimiz çıkabilir. Eğer böyle olursa LGS'ye giremeyecek miyiz? Hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Sevgili Nida, boşu boşuna evham yapıyorsun. Öyle bir şey olmayacak. Sınav günü ateş öyle bir anda yükselmez. Tabii ki biraz heyecanlanırsınız ama öyle sizi sınava almayacak kadar veyahut da böyle eyvah bu olmaz artık diyecek kadar bir durum asla olmaz. Bilimsel olarak da mantıksız. Bir insan heyecanlandığında ateşi öyle tavana vurmuyor. Bu imkansız. Bu soruyu o yüzden tabii ki de hayır diyorum. Rahatlıkla LGS'ye gireceksiniz. Ders çalışmayı sürekli erteliyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Burada arkadaşlar erteleme sorunuzu halletmek için belli bir plan dahilinde gitmeniz lazım. Yani hep aynı saatte çalışmalısınız. Bak aynı saatte çalışmalısınız. Planlı çalışmalısınız. Ve aynı zamanda ortamınızı da düzenlemeniz gerekiyor. Ortam düzenlemek nedir? Bir kere pijamayla ders çalışıyorsan olmaz. Pijama insanın uykusunu getirir. Direkt uykuya yatarsın. Eğer planın yoksa, ne yapacağını bilmiyorsan, İşte ben bugün şunları çözeceğim. Birinci yapacağım şey şu soruları çözmek. İkinci yapacağım şey bunları çözmek. Üçüncü yapacağım şey bunları çözmek. Dördüncü yapacağım şey bunları çözmek demezsen ve bunların her birini yaptıktan sonra bunlar bitti, bunlar bitti, bunlar bitti, bunlar bitti üzerinden geçmezsen bu da seni böyle belli bir dönemde ertelemeye sevk eder. Ama ne yapacağını bilirsen yapacağım şey budur ya dersin, bitti gitti. Mesela ben şimdi size desem ki arkadaşlar sadece şu kitabı çözeceksiniz de LGS'de süper başarılı olacaksınız desem ne yaparsınız? Hemen alır bitirirsiniz. Ki bu kitap da öyle bir kitap bu arada. 6 adımda hızlı tekrar. İçerisinde tüm birinci dönemi tekrar. Yeni çıkan kitaplarımızdan bir tanesi. İyi butona tıklayıp almayı unutmayın. Şimdi yani sadece bu kitap olacak arkadaşlar. Sadece bu kitaptaki soruları çözün yeter desem işiniz belli. İşte siz de böyle diyeceksiniz. Kardeşim ben bugün sadece bu dördünü yapacağım. Odaklanacaksınız ve planlı bir şekilde bitireceksiniz. Ve her gün benzer aynı saatte çalışacaksınız. Yani bir gün 3'te oturup bir gün 4'te, bir gün 5'te, bir gün 3'te olmaz. Her gün saat 3'te oturmaya alışırsanız derse ve çalışma saatleriniz belliyse o size belli bir düzen verir ve asla erteleyemezsiniz. Paragrafta düzenli olarak 40 soru çözüyorum ama yanlış sayımda pek bir değişme olmuyor. Neden olmuyor ve bu durumu nasıl düzeltebilirim? Eğer düzenli olarak 40 soru çözüyorsan yanlış sayın mutlaka azalır. Burada bir bilimsel hata var. Yani imkansız bir şey. Günde 40 tane soru çözmek çok büyük bir başarı. Çok büyük bir azim. Bence soruları daha dikkatli bir şekilde okuduğunda netlerin artacaktır. Çok stres yapıyorum ve bu yüzden her gece kabuslar görüyorum. Nasıl stresten kurtulabilirim? Hiç kabuslar, stresler gerek yok Nida'cığım. Sen kazanacaksın. Bak ben buradan söylüyorum sana. Ben buradan Tonguç Akademi'den sana sesleniyorum. Nida, dikkatli ol. Çalışmaya devam et. Kazanacaksın. Bak buradaki ateş endişen veyahut da işte kabuslar görmen, bunların hepsi senin kazanacağının göstergesi. Çünkü o kadar heyecanlısın, o kadar çok çalışıyorsun, o kadar çok gayret gösteriyorsun ki artık rüyana girmişler yani. Ama rüyana girecekler ama gerçeğe giremeyecekler. Gerçekte sen kazanacaksın. En ufak sesle bile dikkatimi dağılıyor, ne yapmalıyım? Buna karşı önlem almalısın tabii ki. Çünkü bazen gürültülü ortamlarda testler çözmelisin. Belki sınav anında da böyle bir şey olabilir ama hiç endişelenme. Sınav günü geldiğinde en güzel sınavlarından birini yaşayacaksın Nida. Ben burada sana bunu söyleyebiliyorum. Niye? Çünkü sen hani bir soruyla alakalı diyelim ki bu kitaptan test çözüyorsun. Şu soruyu yanlış yaptıysan bir daha bu yanlış yapmazsın ya. Geldiği zaman buna benzer bir soru. Ya ben böyle bir soru yapmışım ya, asansör sorusu. Evet evet burada şuna dikkat çektim dersin ya. Ondalık gösterimle alakalı. İşte sen de şu anda sınavdan önce bütün yaşayacağın stresi yaşıyorsun. Sınav günü inşallah hiçbir stres yaşamayacaksın ve en güzel denemeni yapacaksın. İnkılap İngilizce'de zorlanıyorum, ne yapmalıyım? Burada söylüyoruz arkadaşlar. İnkılapta net bir ders özeti çıkarmanız lazım ve milli bağımsızlık, milli egemenlik ve milli birlik ve beraberlik çatısı altında tüm bilgileri toplamanız lazım ve aynı zamanda da kronolojik bir şekilde soruların tarihini değil ama olayların tarihini bilmelisiniz. Yani Erzurum Kongresi oluyor. Oradan Sivas Kongresi'ne gidiyor. Oradan işte Amasya görüşmeleri oluyor. Sonrasında TBMM, buna benzer şeyleri tek tek bilmeniz lazım. Bir de İngilizce'de kelime eksiğimiz olmamalı ve soru çözmeliyiz. Tabii ki aynı matematikteki gibi bir anda pat diye netlerimiz artmayabilir. Beklememiz lazım. Yani matematikte nasıl konuyu öğrendik, oh netler arttı, olmuyor. İngilizce'de kelimeleri öğrendik, hemen pat diye netler artmayabilir. Birazcık daha sabretmemiz gerekiyor. Daha önce yeni nesil denemeden fullledim ama kendime hala güvenemiyorum. Ne yapabilirim? Arkadaşlar kendinize güvenin. Bunu başaracaksınız. Eğer bir denemede full yaptıysanız gerçek LGS'de full yapabilirsiniz. Yani siz eğer bir matematik denemesini 20'de 20 yaptıysanız LGS'de yapabilirsiniz. Fen denemesini 20'de 20 yaptıysanız yapabilirsiniz. Dolayısıyla sizlere her zaman söylüyoruz. Yaptığınız en yüksek netleri baz alın kendiniz. Yani ben bir kere size matematikte 20'de 18 yapmıştım. Türkçe'de 20'de 19 yapmıştım. Fende 20'de 20 yapmıştım. İşte İnkılap Din İngilizce 10'da 10, 10, 10'da. Ben bunu yapabilirim demelisiniz. Bir kere başardıysam ikinci kez bir daha başarabilirim demelisiniz. Vazgeçmemelisiniz. Türkçeden netlerim bu ara biraz düştü. Yükseltmek için kitap okumak için ne yapabilirim? Tabii ki de soru çözmelisin. Ne kadar çok Türkçe sorusu çözersen o kadar çok netlerin artar. Ve Türkçe denemeleri ya da Türkçe'ye yönelik LGS'de, örnek sorularda, hatta eski soruları bile çözebilirsin. Eski sorulardan kastım bu eski OKS soruları falan da olabilir. İnkılapta verilen bilgiye göre hangisi çıkarılamaz gibi kalıplarda takılıyorum, ne yapabilirim? Bu tarz soruları bazı kaynaklar güzel hazırlayamayabiliyor. Eğer tam güncel olan ve tam da sınav tarzına uygun olan kaynaklardan çözersen kolay kolay bunlarda hata yapmazsın. Çıkarılamaz sorusunda eğer çıkarılacak bir şeyi böyle çeldirici olarak koyduysa sana o senin kafanı karıştırır. Günün okuluna baktığımızda Ergün Öner'i görüyoruz. Mehmet Öner Anadolu Sesi, Ergün Öner, Mehmet Öner Anadolu Sesi 7.80 alıyor. Yine mühendislik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi bölümleri kazandırmış. Çok iyi bir Anadolu Sesi. Bu okul sizlere hak ediyor. Çünkü sizler sıkı sıkıya çalışıyorsunuz ve bu okul kapılarını açacak. İçeriye inşallah Ağustos'tan sonra sizler gireceksiniz. Ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Sakın 6 atımla hızlı tekrar kitabımızı almayı unutmayın arkadaşlar. Bu kitapta sizler için her şeyi net bir şekilde özel olarak hazırladık. Hepsi beceri temelli yeni nesil sorular ve bu soruların her biri belli adımlarla hazırlandı. Bu 6 adım attığınızda atacağınız son adım, yani 7. adım iyi bir liseye girmek olacak. Hadi bakalım, kolay gelsin.